صلى على طبيب قلوبنا محمد صلى على شفي ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا آدم سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من نبينا المرسلين صلوات الله وسلام عليهم أجمعين. Allah Azimüşşan ve Tekeddes Hazretlerine nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bize insan halketmiş, İslam ve imanı nasip etmiş, mübarek gün ve gecelerle muttasıf kılmış. Kıymetli müminler, El-Hikemül Ataiyede Ataullahu İskenderane Hazretleri Evliyayı İzzam'dan bu ümmeti Muhammed'e Rabb-ü Teala ve Tekeddes Hazretleri üç cins nimet vermiştir ki kısa olan saadetli hayatımızı çok uzun seneler, asırlar gibi yaşamak, sanki onun gibi yaşamış gibi olabilmek için Rabb-ü Teala ve Tekeddes Hazretleri ümmet-i Muhammed'e üç cins nimet takdim etmiş, üç cins nimetle muttasıf kılmış buyuruyor. Daha önceki Peygamber aleyhissalatü vesselam efendilerimizin kavimlerinin ömürlerinin uzun olmasına rağmen ömrün bereketinin İskenderan-ı Ataullah Hazretleri Kattisallahu Sur'aliye ömrün bereketinin sayılı olan hayatın uzunluğunda değil tahsis edilen, takdir edilen insan hayatının Allah'ın emrine olarak uygun geçirilmesindedir buyuruyor. Nice bin sene insan, nice bin sene ömür sürmüş insan olabilir, rızayı ilahiye mazhar olamaz. Nice 40 sene, 50 sene, 60 sene, 70 sene hayat süren mümin bir insan olabilir, ilahi ezeli takdire, rızayı ilahiye nasipkar müyesser olabilir. İşte bu üç cins nimet, ümmet-i Muhammed'e takdim edilen üç cins nimet şunlardır ki birincisi mübarek gün ve geceler, mübarek vakitlerdir. Allah Azimüşşan ve Tekeddes Hazretleri ümmet-i Muhammed'e mübarek aylar, mübarek geceler, mübarek vakitleri bol bol ihsan ve tahsis etmiştir ki bunların bir tanesi Şehrullah olan Recep ayıdır. Birisi Şehr-u Resulullah olan mübarek Şaban-ı Şerif'tir. Birisi Şehr-u Ramazan olup ümmet-i Muhammed'in bol bol rahmetle muttasıf kıldığı aydır. Yine mübarek gün ve gecelerden Arefe gecesi, bayram geceleri, her hafta karşımıza çıkan mübarek Cuma gecesi, diğer kandili şeriflerin geceleri ve gündüzleri ümmet-i Muhammed'e takdim edilmiştir. Biraz sonra misallerle huzura aliyede arz ettiğimiz zaman görülecek ki kısa bir gün, kısa bir ay insana sayısız nimetlerin gelmesine vasıta olacaktır. Rabb-i Teala ve Tekeddes Hazretlerinin insana ümmet-i Muhammed'e verdiği ikinci büyük nimet mübarek zikirlerdir, mübarek salavat-ı şerifelerdir. Ayet-el Kürsi Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın en mübarek bir ayeti olmakla beraber bir defa tilavet edilmesi, yani bir defa okunması, Kur'an'ın mucizül beyandan bin ayeti celile okumanın faziletine ulaştırır. Demek bir defa ayetel kürsi bir mümin okusa, Kur'an'ın mucizül beyandan bin ayeti celile okumuş gibi fazilet alır. Yine malum olduğu üzere hepimizin bildiği sureyi İhlas'ı bir defa okumak, Kur'an'ın mucizül beyanın üçte birini okuma fazilet cihetiyle eşittir. Bir insan bir İhlas-ı Şerife'yi çok kısa bir zamanda okur. Eğer üç defa okursa sanki Kur'an'ın mucizül beyanı hatmetmiş gibi Allah'ın katında yüksek derece ve sevaplar kazanmasına vesile olur. İki defa Zilzal suresi bir hatmi şerife muadildir. Kafirin suresini dört defa okumak bir hatmi şerife muadildir. Şu halde Kur'an'ın mucizül beyanda bunun gibi nice esrar ve hakikatler vardır ki anlatmakla dile gelmeyecek kadar çoktur. Birkaç misal ile hülasa ettik. Yine ümmet-i Muhammed'e takdim edilen nimetlerin en büyüklerinden birisi de mübarek gün ve aylar ve geceler, vakitler,
mübarek zikir ve selavat-ı şerifeler, üçüncüsü mübarek insanlardır ki Peygamber aleyhissalatü vesselam başta olmak üzere, sahabe-i güzün başta olmak üzere, tabi'in, tebe-i tabi'in, ulema-i izam ve evliya-i izam bunların misalidir. Bunlara kavuşmak çok büyük bir nimetin, çok büyük bir rahmetin, devletin vesile olmasına sebep olur. Tarih boyunca mübarek insanların faziletleri Kur'an-ı Mucizül Beyan'da ayeti celilelerle, sure-i şerif içerisinde, hadis-i şeriflerle, Sahih-i Buhari ve diğer hadis kitaplarında ve Evliya-i İzzam'ın menakibinde kayıtlıdır ki muhterem mübarek insanlar insan hayatının kadrinin bilinmesine, kalbinin tasfiyesine, nefsinin tasfiye ve tezkiyesine vesile olurlar. Bunların misali çok fazladır. Bir misal vermek lazım gelirse, şöylece bir misal takdim etmek mümkündür. Evliya-i İzzam'ın ulularından Ebu Hüseyin Nuri radıyallahu teala anhum hazretlerine bir genç yalın ayak İsfahan'dan çıkıp Cenab-ı Evliya-i İzzam'dan Hüseyin Nuri hazretlerine ziyarete karar vermişti. Hazreti Cenab-ı Evliya-i İzzam o gencin İsfahan'dan yola çıkıp kendisini ziyarete geleceğini evliyada hak olan kerameti ilahiye ile bildi ve şöyle buyurdu ki bir fersahlık yolu süpürge ile süpürün, temizleyin diye müritlere emir verdi. Bir fersahlık yolu süpürdüler, temizlediler. Kim geliyor acaba, ne haldir, ne müjdedir ki Evliya-i İzzam böyle bir ikram yaptı diye merak ede dursunlar. Mübarek Evliya-i İzzam ferman buyurdu. İlahi muhabbet ve aşka düşmüş, gönlü ilahi muhabbetle yanmış bir genç yiğit geliyor. Genç geldi, Hazreti Şeyh'le birlikte buluştular. Şeyh Hazretleri Ebu Hüseyin Nuri radıyallahu teala anhum Hazretleri kerametten bilip yolu temizledip ikram ile karşıladığı halde şeriata uymak maksadıyla bir şey bilmiyormuş gibi göründü ve kendisine nereden geliyorsun ey delikanlı buyurdu. O gönlü ilahi aşka tutuşmuş olan, kalbi yanmış olan genç İsfahan'dan geliyorum sultanım buyurdu. Meğerse İsfahan Sultanı Hazreti Ebu Hüseyin Nuri Hazretlerinin kemalatını kabul etmeyen, ona karşı muarız bir insan olduğu için bu gence daha önceden sen Ebu Hüseyin Nuri'ye gitme. Eğer ona gitmezsen sana bir köşk veririm. 1000 tane altın değerinde bir eşya veririm. Bir Türk cariye takdim ederim. Bin altın vermeyi de teklif ediyorum demiş. Bunun üzerine Nuri Evliya-i İzzam'dan Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri şayet sana İsfahan hükümdarı bir köşk, güzel bir cariye, 1000 altınlık bir eşya ve ayrıca 1000 altın takdim ederek gel gitme deseydi bu arzunu ona değiştirir miydin diye sorunca, sen bu arzunu hükümdar sana bu malları vermeyi teklif edince gel gitme deseydi sen bu arzunu o takdim edilen dünya nimetlerine değiştirir miydin diye sorunca, genç feryat ederek bu keramet karşısında Cezbi-i Rahman'a düştü. Bana dokunma efendim, bana vurma efendim. Buradaki vurma kayıp ve manevi halden başıma gelen hadiseyi yüzüme vurma efendim diye bağırdı ve Evliya-i İzzam şöyle buyurdu. Hak Teala Hazretleri 18 bin ilahi nurani alemini bir tepsi üzerine koyup bir müridin önüne getirseydi, mürid buna şöyle bir baksa Allah'tan söz etmek o müride yakışmaz buyurdu.
Allah'a azimşan ve dikettes hazretleri 18 bin nurani alimi, alemi bir tepsinin içerisine koyarak sen bu dünya ve ahiret nimetlerini nurani ilahi alemlerime istersin yoksa benim azametimi mi istersin diye kendisine taksim etse, o Allah'ın nimetlerine dönüp baksa, o müride azameti ilahiyeden bahsetmek, Allah'tan söz açmak, marifet ve muhabbetten söz etmek yakışmaz buyurdu. Kıymetli müminler, hakikaten evliyayı izama kavuşmak Allah'ın öyle âli bir nimetidir ki bütün dünya nimetleriyle bir araya konulsa elbette Allah'ın nimeti ağır gelir. Elbette Allah'a arayanların vuslat ve nuraniyeti ağır gelir. Kıymetli müminler, evliyayı izamda Amir bin Osman Mekki Hazretleri tarikat şeyhlerinin şeyhi, hakikat asıllarının aslı, ilimde yüce bir alim, velayette kamil bir mürşidi kalim, kamil, haremin, Beytullah'ın meşalesi, melek gibi bir insan idi. Bu zat-ı muhterem o kadar çok hikmetli sözler, öyle kamil, öyle nurani hadiseler arz etti ki dillere gelmeyecek, akıllara sığmayacak bir durum idi. Bir gün bu devletli bir sohbetinde Genç Name ismindeki eserinde şöylece beyan buyurdu ki Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ruhu bedenine girince bütün meleklere Allah-u Azimşan secde etmelerini ferman etti. Ulu melekler ve diğer bütün melekler Adem Aleyhisselatü Vesselam'a secde için başlarını toprağa koydular. Burada şöylece bir düşünmek lazım gelirse Müfessir-i İzam Hülasatül Beyan Fi Tefsiril Kur'an Azimşan'ın tefsirinde Adem Aleyhisselam'a olan secdenin bir insana yapılan secde olmadığını, bizim tıpkı namazımızda Kabe'ye doğru dönerek secde ettiğimiz gibi Adem Aleyhisselam'ın cesedine dönmek suretiyle azameti ilahiyenin kudretine ve zat-ı kibriyaya secde etmek olduğunu, yoksa hiçbir melaikenin veya diğer yaratılmışların Allah'tan gayrı kimseye secde etmelerinin mümkün olamayacağını, bu mana itibariyle Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam'a da secde etmek şer'an, aklen, kitaben, ilmen mümkün olmayacağını ulema-i izam tefsirde beyan buyuruyor. Şu halde siz şu Adem'e secde edin, Allah'a azimşanın eserini bu kudreti ilahiye ile çamurdan bezenmiş olan insana ruh vererek Adem Aleyhisselam'a halkeden azameti ilahiye secde edin. Adem Aleyhisselam'ın cesedini kıble gibi kabul ederek, yani ibadet ve taatınızda nasıl Kabe-i Muazzama'ya dönerek secde ediyoruz? Hakikatte biz Kabe'ye mi secde ediyoruz? Haşa! Namazlarımızın kıblesi olarak Kabe cihetine dönüyoruz ama haşa Kabe'ye secde etmiyoruz. Kabe cihetiyle Allah'ın azametine secde ediyoruz. İşte kıymetli müminler, Adem Aleyhisselatü Vesselam'a yapılan secde bu manayı taşır. Yoksa insana secde yapılmaz. Allah'tan gayrı hiçbir şeye secde yapılmaz. Buradaki mana Hülasatül Beyan Fi Tefsiril Kur'an'ın tefsirinde Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatiyeti ve risaleti bizlere beyan buyurulurken secde meselesini tefsir etmiş ulema-i izam, böylece mana vermişler. Yani insana secde yapılmaz, o insanda kamil olan sıfatları yaratan Allah'ın kudretine, ona ruh nefyeden Allah'ın azametine ve onun cihetiyle Rabbül Alemine secde edilir. Ellerimizi kaldırdığımız zaman arş-ı alaya doğru kaldırırız. Bunun manası duanın kıblesi arş-ı aladır. Kalplerimizin kıblesi ise Allah'ın azameti zat-ı kibriyadır. Şu halde namazda kıbleye dönmek, duada ellerimizi arş-ı alaya doğru açmak, hayatımızın her veçinde kalbimizi Allah'a çevirmek müminin sıfatlarındandır.
Konumuza dönüyoruz. Adem Aleyhisselatü Vesselam'a secde etmeyi şu mana dolayısıyla, bu mananın hakikati için secde etmeyi emredildiği zaman mel'un iblis, ben secde etmem, ondaki ilahi sırrı görmek için canımı feda edeceğim, bu uğurda lanetleneceğim, mürayi ve fasık diye çağrılacağım, ama secde etmeyerek, secde esnasında Adem Aleyhisselatü Vesselam'a nefyedilen ruhun hakikatını, Allah'ın ruhu nasıl ona nefyedeceğini, o ruhun insan cesedindeki meydana getireceği hayatiyetin esrar ve sırrını, azameti ilahiyenin kudretinin temaşasını yapmak maksadıyla secde etmediğini, secde etmemesi dolayısıyla başına isyan eden iblisin Allah'ın azametinden uzaklaştığını beyan buyuruyor. Bakalım Adem Aleyhisselam'ın iblis başından mı ağzından mı ruh nefyedilecek, vücudunda tesiri ne şekilde olacak diyerek, böylece sırrı ilahi göreyim diye secde etmeyince, Gençname'de böylece beyan buyurulmuş, İblis insanlığın sırrına birçok hallerine vakıf olmuştur. Ama secde etmedi, ilahi sırrı görmekle meşguldü, İblis merdut birisi oldu. Zira gözünün önünde, gözünün görebileceği bir yere genci, yani farisi olan bir kelamdır, genci, yani hazineyi koyup dediler. Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin saadetli cesedi bir toprak gibi, o toprak içerisinde yeryüzünde tarihi nasıl hazineler, sarayların ve kıymetli binaların altında hazineler kalıp da toprak kazılarak hazine çıkarsa, Cenab-ı Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek cesedine ruh nefyedilirken bir toprak mesabesinde, ilahi ruh ise bir hazine mesabesine teşmil edilmiş. Yani teşbih edip benzetilmiş. Bir de arz ediyorum bunu. İblis merdut oldu. Gözünün üzerine, yani gözünün görebileceği, gönlünün meyledip tanıyabileceği bir yerin üzerine Allah hazineyi koyup şöyle ferman buyurdu. Cesedimiz toprak mesabesinde, şerhini yapıyorum. Adem Aleyhisselam'a nefyedilen ruh hazine mesabesinde, insanın toprak gibi, çömlek gibi, kerpiç gibi, tuğla gibi olan cesedi, ruhun ilahi kuvvet ve emriyle, Rabbin ilahi emriyle nasıl hayatiyet kazanarak insan oluyorsa, işte böylece hazineyi mel'un olan iblisin gözünün önünde cesede ilka edilince, bu bir teşbihtir. Yani Adem Aleyhisselam'ın cesedine, tinetine, vücudunun karakterine hazine hükmünde biz ruhu nefyettik manasını taşıyor. Ferman edildi ki onu bir kimse görecek olsa, yani bir insan bir hazineyi bir topraya gömse, o hazine de çok kıymetdar olsa, o toprağa gömen kimse o hazineyi gömdüğünde, gören kimse hazineyi çalmaması, başkasına haber vererek o işi yapmaması için onu öldürmesi misali hazinenin sırrına erenin kellesini uçururlar hitabına kavuştu. İblis dizini dövmeye başladı. Eyvah, ben Adem Aleyhisselam'ın insanlığın sırrına erdim ama ilahi esrarı, ruhun nefyedilmesinin azametine erdim. Ama hazineyi görenin kellesini uçururlar hikmetiyle, benim kellem uçar söylenince, Allah Azimüşşan ve Tekeddes Hazretlerinden Sure-i Araf 15. ayeti celiliye göre, ne olur beni öldürme, bana bu hususta mühlet ver demek suretiyle, hazinesi olan bir kişiyim, o hazineyi gözümün üzerine koydular, bu göz selamette kalmaz, sağ kalmaz, ama bana mühlet ver ya Rabbim, sen mühlet verilenlerdensin. Sure-i Araf 15. ayeti celile buyuruldu. Ama Allah'ın bütün meleklerinin,
esrar-ı ilahiye olarak kudret-i Rabbaniye'nin ruhu nefyetmesine karşı secdede bulunmalarına rağmen ilahi azametin hırsızlığı mesabesinde hakikati çalmak için secdeye gitmeyerek gözünü ilahi esrara çevirdiğinden sahtekar birisi oldu, hain birisi oldu, asi birisi oldu. O cinden idi, Rabb'in emrine karşı gelip günahkar oldu. Sure-i Kehf 50. ayeti celile ile lanetlendi, kovuldu. Horlanıp terk edildi. Yoksa şeytan melun meleklerden değildi. Melekler nuraniyet kesbederler, latiftirler, Allah'a asi olmazlar. Melun şeytan melek taifesinden değil, ayeti celile Sure-i Kehf 50. ayeti celilenin mealine göre o cinden idi, Rabbinin emrine karşı gelip günahkar oldu diyerek lanetlendi, kovuldu, horlandı. Şeytan böylece insanlara ta baştan itibaren düşman kesildi. Çünkü merdut olmasının sebebi insanoğlu, esrarına ulaşmak istediği mesele insanoğlu, insanoğluna karşı rekabet kerane, hırs ve hasetle böyle bir elin vaziyete düştü. Yine Evliya-i İzzam Amir bin Osman radıyallahu teala'nın Mekki Hazretleri buyuruyor ki Gençname ismindeki eserinde, Kitabul Muhabbet ismi eserinde de, diğer bir eserinde de Amir bin Osman Hazretleri Kitabul Muhabbet ismindeki eserinde şöyle buyuruyor. Allah-u Teala Hazretleri insan bedenlerinden 7000 nurani sene evvel kalpleri yarattı. Demek asıl olan toprak olan ceset değil, asıl olan toprakta gömülü olan hazinedir. Şu halde insanoğlunun vücudunda gömülmüş olan hazine kalbi ruhanidir, kalbi Rabbanidir. Kalp dediğimiz zaman İmam-ı Gazali Hazretleri İhya'da geniş tafsil yapmış. Bir hayvani kalbimiz var, koyunda, kuzuda, inekte, hepimizde. Bu insan hayatı için kanı pompalayan pek kutsi vazifesi var. Bu kalp nasıl sitop ederse ölümle karşılaşırız. Manevi kalp dahi maddi kalp gibi nurani ve latif kıymetlerdir. Allah-u Azimşan 7000 sene önce nurani kalbi yarattı. Yakınlık makamında Allah kalbi nurani latif kalbi muhafaza eyledi. Kalplerden 7000 sene önce ruhu halketti. Demek ruhun kutsiyeti, ruhun azameti, letaifi kalpten daha evvel yaratıldı. Üns gülüstanında muhafaza edildi. Ünsiyet Allah'la olan, yaratılmış olan insanoğlunun arasındaki yakınlıktır. Daha önce sırrı muhafaza eyledi. Sonra günde 360 defa ikram, inayet ve lütuf nazarıyla muhabbet sözünü ruhlara duyurdu. Bunu bir duyun, bu çok tatlı bu kıssa. Bedene halketti, bedene cevher gibi, hazine gibi kalbi koydu. Kalpten önce ruhu 7000 sene önce yarattı. Ruhu da üns gülüstanında, yakınlık, ülfet, üns gülüstanında muhafaza eyledi. Günde 360 defa ruha muhabbet sözünü ruhlara duyurdu. Yani ey ruh senin vazifen, ey kalp senin vazifen, esrar-ı ilahiye olan azameti ilahiye muhabbet etmek, onunla muhabbet ederek üns ve ülfet kurmak. Ülfet yakınlıktaki halavet, tat. Üns Allah'ın nurani azametiyle latif bir ilgi ve yakınlık, üns. Şu halde ruha ve kalbe Allah-u Teala her Allah'ın günü muhabbet sözünü işledi. Onun için Evliya-i İzzam'ın beyanına göre manevi olan kalbin vazifesi huzur-u ilahiye ister. Huzur-u ilahiyeden mana Allah'ın azametine, muhabbetine gark olmak, bela ve musibetle ayrılmamak, maddi manevi nimetlerle yolunu şaşırmamak, bütün lezzetlerin Allah'ın muhabbette olduğunu bilmek, şu halde yaratılan olan vücuda ilka edilen ruhun
vazife-i kutsiyesi de muhabbeti ilahiyedir. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Yunus Emre, Niyazi Mısırı gibi büyük mutasavvufların divanlarında, şiirlerinde, kaside ve gazellerinde işlenen tema odur ki muhabbeti ilahiyedir. Muhabbeti ilahiye Allah'a dönerse, yani ruh makamı vazife-i kutsiyesiyle Allah'a rağm olursa, o insanın dilinden Allah'a olan muhabbetin gül ve gülistanı açılır. Şu halde Yunus Emre'm divanını yazarken bir şairin gayreti gibi yazmadı. İlahi muhabbete daldı. O ilahi muhabbet vesilesiyle söyledi ve söylemesindeki ilahi coşkunluk ve muhabbet idi. Onun, o da neyin eseriydi? Ruh makamının eseriydi. Demek kalp ilahi huzur ister. Ruh muhabbeti ilahiye ister. Latif olan alemi emirden halk edilen sır, vahid olan, teklik olan Allah'ın birliğini ister. Muhabbette her şey, her şey hoştur. Ama illa muhabbette şirk koşmak hoş değildir. Bunun misalini Hasan-ı Basri radıyallahu teala anhum hazretlerinin bir misali bize çok güzel anlatmaktadır. Muhabbetin şiarı, muhabbetin kemalatı şirki sevmez. Sevilen kimse sevdiğinde ortak aramaz. Dünyada da böyledir. Allah'ın azametinde, işinde de böyledir. Sevilen kimse sevgilisinde ortak kabul etmez. İlahi muhabbet hiç içine ortak kabul etmez. Bir gün Hasan-ı Basri radıyallahu teala anhum hazretleri, senin hoşuna giden, kalbine latif nurani bir tat veren hoş bir hatıranı nakleder misin denildiği zaman, Cenab-ı Evliya-i İzam'dan Hasan-ı Basri Hazretleri rivayette 100'den fazla sahabeyi güzünü gördü. Tabiinin ulularından yüksek bir ulema, ariflerin de en büyüklerinden bir Evliya-i İzam'dır. Buna dediler ki, efendim senin hoş bir vaktin olmadı mı? Yani bize hatıra, şimdi derler senin bir hatıran yok mu, bize naklet. Senin hoş bir hatıran olmadı mı deyince, evet dedi, hoş bir hatıram var. Ben size anlatayım. Bir gün beni, iki rivayet var, bir damda idim, konuşmayı duydum. Bir rivayette de beni eve çağırıp söylediler diye rivayet var. Hadise nasıl olursa önemli değil. Bir gün komşunun karısı kocasına, kocası da yanında, Hasan-ı Basri Hazretleri olmak üzere yanlarında şöyle bir konuşma vaki oldu. Komşunun karısı kocasına şöyle diyordu. Bunu söylerken de Hasan-ı Basri Hazretlerine durumu şikayet ediyor idi. Konuşmasında 50 yıl var ki senin evinde bulunuyorum. Demek 50 yıllık evli. Olur olmaz işlerine katlandım. Kanaat ettim. Soğuğa sıcağına sabrettim. Olandan fazlasını istemedim. Aşının tuzuna dikkat edip korudum. Yani lezzetli yemek pişirmek için tuz, malum haliniz, fazla konulursa yemeği bozar. Aşının tuzuna dikkat ettim ne demek? Yemeğinin lezzetini muhafaza ettim. Elimden gelen ikramı yaptım. Senden kimseye senin varlığını, yokluğunu, ezanı, cefanı da şikayet etmedim. Sadece bir şey müstesna, üstüme birini getirmene hiç dayanamadım. 50 sene varına yoğuna dikkat ettim, belana musibetine sabrettim, olana olmazına kızmadım. Ama bir gün 50 sene sonra üstüme bir eş getirdin. İşte o müstesna hiçbir şeyine razı olamadım, hiç dayanamadım. İstiyordum ki hep seni göreyim. Sen ise benden başkasını görme istiyordum. Bugün başka birine iltifat ettiğini gördüm. Ey İmamil Müslümin, Hasan-ı Basri Hazretlerine, ey İmamil Müslümin, ey Müslümanların imamı, Allah aşkına sen söyle, beni efendim rezil etmedi mi buyurdu. Onun üzerine Cenab-ı Hasan-ı Basri radıyallahu teala anhüm, ben bu sözden çok duygulandım. Bu meseleyi Allah'ın azametine teşmil ettim. Bir kadın 50 senelik evlilikte üstüne bir eş, kuma tabir ederler, üstüne bir eş kabul etmezken,
50 senelik nimetlerin ezasına, cefasına sırf Allah için tahammül ederken, ne zaman ki üstüme bir eş getirdin, ben buna tahammül edemeyim deyince, ben bu meseleyi ilahi azamete çevirdim. Acaba bu mesele Kur'an-ı Azimüşşan'da zat-ı kibriya için yok mudur? Elbette vardır dedim. Kur'an-ı Azimüşşan İsa'nın 58. ayeti estağfurullah 48. ayeti celilesinde Allah ortak koşmak müstesna, dilediği kimselerin dilediği günahlarını affeder. Allah ortak koşmak müstesna, dilediği kimselerin dilediği günahını affeder. İstisna ne oldu? Allah'a ortak koşmayın. Ne günahla gelirsen gelin, dilediği kimsenin dilediği cins günahını affeder. İlla tek bir şeyden geçmez, ortağı kabul etmez. Ben bu ayeti görünce kadına hak verdim ve düşündüm. Ya Rabbim, bir kadın helal olan kumasını istemezse, ya senin zat-ı kibriyana karşı ben muhabbetimi başkalarına dağıtırsam ne kadar hazindir dedim. Kadının o halinden çok fazlasıyla Allahu Teala razı olsun müteessir oldum demek suretiyle Hasan-ı Basri radıyallahu teala anhum hazretleri bize beyan buyurdu. Nereden kaldık burada? Nereden kalacak? Şuradan döndük geldik buraya Allahu Teala razı olsun. Muhabbet ille sevgili de teklik ister. Muhabbet çokluğu sevmez. Onun için tarikat ve tasavvufun tarifini yapmak lazım gelirse, tasavvuf ve tarikat şeriat-ı Muhammediye'nin dini üstündeki hakikatların üstünde yaşamak olmakla beraber insan kalbinde Allah'tan gayriyi silmektir. Bunun manası yok etmek değil, gönülde tek bir sevgiliyi bırakıp diğer sevgililere hükmü kadar ram olmaktır. O sevgililer Allah'ı unutturursa şirk olur. Ama o sevgililer hükmüne göre karısı, çoluğu, dünyası, malı helal ve şeriat dairesinde Allah'ın muhabbetine mani olmazsa vebal değildir. Allah'ı unutturursa vebaldir. Onun için insanoğlu nazar ederken Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri buyuruyor. 40 senelik hayatımda, 30 senelik ilmimde 4 kelime öğrendim. Birisi niyet, birisi nazar. Nazara baktım ki her şeyin iki veçi var. İki yüzü var. Nazar. 40 senelik hayatımda, 30 senelik ilmimde 4 kelime öğrendim. Manayı ismi, manayı harfi, niyet, nazar. Nazarı ele alıyorum. Nazar insanın bütün mükevvenat ve mevcudattaki maddi manevi hadiselere bakışına nazar denir. Buyuruyor ki Bediüzzaman Hazretleri, her şeyin iki veçi, iki yüzü vardır. Biri halka bakar, biri hakka bakar. Biri halka bakar, birisi hakka bakar. Halka bakan yüzü, hakka bakan yüze perde olmamalıdır. Mani olmamalıdır. Hicap olmamalıdır. Halka bakan yüzü, hakka bakan yüzüne kütüphanenin camı gibi, evlerimizin penceresi ve camı gibi veya tülden perdelerimiz gibi olmalıdır. Yani bir taraftan öbür tarafı göstermelidir. Yoksa şu duvar misali, şu tavan misali olmamalıdır. Halka bakan yüzü, hakka bakan yüzüne şu duvar gibi olmamalıdır. Cam tül gibi olmalıdır. İşte muhteremler, bugünkü sohbetimizde işleyeceğimiz meselelerde de görüleceği üzere halka bakan yüzü helaldir. Karı helaldir, çocuk helaldir, para kazanmak helaldir. İlahir, mülk sahibi olmak helaldir. İslamiyet karıyı, çocuğu, malı haşa haram kılmamıştır. Ama şu halka bakan yüz Allah'ı unutmaya vesile olmamalıdır. Onun meşguliyeti Allah'tan seni dun etmemelidir. Geri bırakmamalıdır. Kadını severim.
helal karımı severim. Dünyada helal çocuk ve can yoldaşı olmak için paramı severim. Rızkımı, maişetimi onunla temin etmeye vesile olduğu için malımı severim hakeza. Demek bu perde olmamalıdır. Allah'ı unutturmamalıdır. Mesnevi-i Şerif'te Celaleddin Rumi Hazretleri sofilerin dünyadan tecrit et sözü dünyayı terk et manası değildir. Biz Hristiyan alemi gibi ruhban sınıfına tabi değiliz. Dünya içinde dünyanın varlığında dünyadan gayri azameti ilahi bilmeye mecburuz demek suretiyle dünyayı mümin kendine haram kılmaz. Birçok insanlar zannediyorlar ki İslam dünyaya düşmandır. Yalan söylüyorlar. Anlayışsızlık gösteriyorlar. Ahmaklık ediyorlar. Halka bakan yüzü, hakka bakan yüzüne perde olmamalıdır. Kadını sevmelidir ama Allah'ı unutturmamalıdır. Hakeza. Anlaşıldı artık durum. İkincisi hakka bakan yüzü. Her şeyin iki veçi vardır. İkincisi hakka bakan yüzü. Hakka bakan yüzü de dünyayı unutturarak iman sahibini zelil ve perişan etmemelidir. Müminin helal rızkında koşanın evliliğinin saadeti, evliliğinin hayatının tadı mağaradaki dervişten Allah'a daha yakındır. Evlilik bahsinde arz ettiğimiz gibi bekarın bir rekat namazına karşılık evlinin bir rekat namazına 70 derece fazilet verirler. 70 mislidir. Neden evli 70 misliyle mükafat görür? Karısına, çocuğuna, terbiyesine, aile meşakkatine, kadının türlü türlü huylarına karşı kocanın, kocanın türlü türlü huylarına karşı karının sabretmesi, bir pırasa pişirilirken tencere açıldığında eve pırasanın kokusunun yayıldığı gibi karşı tarafın birbirlerine uymayan ahlak-ı süfliyesine Allah rızası için sabretmesi amellerin en eftalidir. El açan dilenciden, İslam'da ikram eden, veren el daha eftaldir, daha faziletlidir. Şu halde ölçüyü taşırmamak lazım gelir. Allah cümlenizden razı olsun. Konuya dönüyoruz yine. Şu halde ben size kalbi verdim, huzur bulun. Ben size ruhu verdim, muhabbet edin. Ama benim sizin için halk ettiğim kalbinizi benden gayriye vermeyin. Rabbü Teala buyuruyor. Her şeyi sizin için halk ettim. İnsanları ve cinleri, melaikeleri bana ibadet için halk ettim. Ayeti Celile'de insanları ve cinleri söylüyor. Muhayyer kılındığı için, teklif altında olduğu için. Ama melekler de Allah'a devamlı itaat ederler. Teklif olarak insanlar ve cinler mükelleftir. Melekler mükellef değildir. Daima inkiyat halinde, devamlı ibadet halindedir. Şu halde her şeyi size halk ettim ama sizi kendime hasrettim. Şu halde her şey bize verilmiştir. Allah'a götürülecek yolda istifade için. O istifadeyi maksut olursa, hakka bakan yüzüne perde olursa mahluk olursun o zaman. Hayvanat sınıfına girersin. Mahbub olmazsın. Mahluk olursun. Mahbub olmazsın efendim. Şu halde kalp huzur bulacak. Ne ile? Allah'ın zatı ve muhabbetiyle. Onun yerine neyi koyarsan senin sevdiklerin bir gün durmayıp firak edecekler. Ayrılıp gidecekler. Elveda diyecekler. Onların veda etmesindeki firaklarından mahbub-ı hüdaya mahsus olan kalbi insani maksudunu eline geçiremeyince fani olan şeylerdeki zevkleri, fani olan şeylerdeki sevgisi elveda deyip çekip gideceğinden firaklarında feryadı elim olacak. Ne insan çok severse ayrılığında şiddetli feryat eder. Ne kadar çok severse feryadı o kadar çok çıkar. Tahtayı tutarsan feryat etmez. Ceryanın telini tutarsan feryat eder. Çünkü onun ceryanın şiddeti kuvvetlidir. Şu halde muhabbetin derecesine göre onların ayrılışında feryat şiddetli olur.
Şu halde gönüldeki bütün muhabbet olan fani şeylerin firakından feryadı ilahiye, mahbubu hakikiye olan muhabbetin terennümüdür, tercümanıdır. Anladıysak anladık, anlamadıysak var bir anlayış ara. Ne oldu? Allah-u Azimşan günde 360 defa ruha muhabbet, muhabbet dedi. Yani senin vazife-i kutsiyen muhabbettir. Onun için Cenab-ı Mevlana Hüdavendigâr Celaleddin Rumi Hazretleri saraya gitmezdi. Selçuklu hükümdarları tekkesine gelirdi. Cenab-ı Fatih Sultan Mehmet Hazretleri İstanbul'u fethetti. Akşemseddin Hazretleri'nin kendi çağında kendi ordusu arasında bulunmasına çok sevindi. Konstantinopolis'in alınması kadar sevincim, Hazreti Akşemseddin gibi bir evliyanın benim zamanımda olması.